Türkiye Basketbol Federasyonu seçim özel programımıza hoş geldiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık yarışı için 3 aday var ve Bean Sports HD 3'te basketbolun evinde 3 adayı ayrı ayrı ağırlamaya devam ediyoruz. İlk adayımız Erman Kunter'di. Bu kez konuğumuz Harun Erdenay olacak. Basketbolun içinden gelen 3 adayı da Burada ağırlamış olacağız. Yarında da Hidayet Türkoğlu yine bizlerle birlikte olacak. Üç adaya da aynı konu başlıklarını göndereceğiz. Eşit sürede kendi projelerini, kendi dertlerini anlatmaları için fırsat tanıyacağız. Bugünkü konuğumuz Harun Erdenay. Harun abi hoş geldiniz. İsmail hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, yoğun gidiyor. Yani gerçekten çünkü kısa bir süre var delegeleri dolaşmak için bu kısa sürede en çok delegeye ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce de basın toplantısı anlattığım gibi. Bugüne kadar da bir yüzde %80'ini bitirmiş durumdayız. Ama önümüzde bir 10 gün daha var. Coğrafya olarak de, biraz zorlayıcı aslında. Yani delege yani listesine şöyle, bakınca. Türkiye'nin Türkiye her yerine, yani şöyle tabii ki Rize'de de var, Samsun'da da var, Adana'da da var. Yani yayılmış olduğu için biz de her delegeye Uzanmak, eline dokunmak, bir dinlemek istediğimiz için biraz yorucu bir dönem oldu. Ama şu ana kadar yaklaşık yüzde 80'ini bitirdim diyebilirim. Harun abi, adaylık kararını nasıl aldınız? İlk nasıl çıktı? Daha önce de basketbol federasyonu başkanlığı yapmıştınız. Bu dönem için başkan adayı olma kararı nasıl çıktı? Tamam. Öncelikle bu program için sana da teşekkür ediyorum. Hem üç adayı da. Ee, i̇lk sen düşündün bunu, çıkartmayı teşekkür düşündün. Üç aday burada belli bir format altında sorularını cevaplayacaklar. Bunun için de teşekkür ederim BİN TV ve sana. Teşekkür ederim. Sana. Adaylık sürecim şöyle başladı. Ee, basketbolun e, içinden yetiştim ben biliyorsunuz. Daha önce de federasyon başkanlığı yaptım. Fakat son beş yıl içinde e, basketbolun iğmesinin aşağı doğru gittiğini görüyorum. E, Sadece ben değil, yakınımdaki insanlardan da, basketbol camiası kişilerden de duydum ve e, bu da beni üzdü açıkçası. Sonuçta baktığınız zaman bir FIBA sıralamasında e, 6. 7. sıralarda bırakılan bir takım 17. 18. sıralara gerilemiş. İşte e, önemli şampiyonlar oynuyorsunuz, dünya şampiyonası oynuyorsunuz ancak 22. olarak e, olimpiyat hakkı elde ediyorsunuz. Orada da Çekya'nın çıktığı bir e, gruptan maalesef ee, çıkamıyoruz. En büyük ayağımıza gelen olimpiyat şansını da kaybediyoruz. Liglere baktığınız zaman e, liglerin bence e, her zaman Avrupa'da konuşuluyordu, Avrupa'nın en iyi ligleri olarak konuşuluyordu. Fakat son yıllarda kalitesinin düştüğü, özellikle e, son yapılacak televizyon ihalesine hiçbir kanalın katılmaması bence e, ligin kalitesinin düştüğünün en önemli göstergesi. Altyapılarda yapılarda alınan madalyalar vardı. Şimdi onlarda da artık altyapılarda da sonuçlar hiç iç açıcı değil. Böyle olunca da ben de bir basketbolun içinden gelen birisi olarak bu duruma üzüldüm ve toparlamak için, daha iyi hale getirmek, eski yerine getirmek için bu göreve soyundum. Peki, oyunculuk, menajerlik, başkanlık birçok farklı şapkanız oldu basketbolda. Sizin için ne anlam ifade ediyor basketbol? Basketbol benim hayatımdır diyebilirim. Çünkü babam da eski basketbolcuydu ve ben çok küçük yaştan itibaren salonlarda büyüdüm. Spor sergi zamanlarında çok küçük yaşlarda, 3 yaşında, 4 yaşında oralara giderek basketbolun sahadaki kokusunu almaya başladım. Ve daha sonra da zaten senin dediğin gibi oyunculuk kariyerim oldu. Daha sonra milli takım menajerliği kariyerim oldu. As yönetim kurulu, as başkanlık, başkanlık derken FIBA'da da bir dönem Avrupa FIBA'da yönetim kurulu üyeliğim oldu. O yüzden şu ana kadar bütün hayatıma baktığım zaman basketbolla dolu. Bugünden sonra da öyle devam edeceğini düşünüyorum. Peki yeni dönemde nasıl bir başkan olmayı planlıyorsunuz? Yani nasıl bir yönetim şekliniz olacak? Nasıl bir başkan olacak Harun Erdenay? Şimdi Tabii delegeleri dolaşırken delegelerle e, sorunlarını soruyoruz. Problemlerini öğrenmek istiyoruz. Çünkü sonuçta basketbolun kalbi takımlarda. Tabii ki milli takım bir ülkenin her zaman lokomotifi ama e, takımlarda özellikle alt ligler, üst ligler hepsi çok önemli. Onlarla konuşurken genelde ki şikayet ilgisizlikten dolayı. Yani federasyonu yeterince ilgilenmediği, e, yeterince ııı e, alt liglere destek ayrılmadığı, işte sponsorların olmadığı, e, iddiaya girmedikleri. Çünkü iddiadan belli bir pay alıyorlar iddiaya maçlar girdiği zaman. Bu tip şikayetlerle karşılaştık. Biz de sonuçta e, basketbolda federasyon olarak birinci göreviniz basketbolu Anadolu'ya yaymak. Daha sonra tabii ki ligleri yönetmek, milli takımları yönetmek. Ama ben e, şunu söyleyebilirim. Nasıl bir federasyon olacağız? Bütün liglerin sponsoru olacak. Yani her lig de bir isim sponsoru olacak ve o ligler oradan bir pay alacaklar. Bu pay en azından onların deplasmanlarını veya başka masraflarını e, karşılayacaktır. Onun dışında e, her zaman zaten yaptığım dönemde de ulaşılabilir bir başkandım. Hiç kimseye e, hiçbir zaman telefonla dönmemezlik, randevu vermemezdik. Yani bütün takımlar bana ulaşabilir, gelir dertlerini anlatabilir. Ha çözebiliriz, çözemeyiz ama en azından dinleriz, çözmeye çalışırız. Eee ben ve ekibim bu yüzden hem ligler anlamında hem milli takımlar anlamında hem altyapı anlamında basketbolu biraz daha yukarı çekmek için bu işe soyunduk. Peki ekip vurgusunu yapıyorsunuz sürekli en başından bu yana. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organizasyon şemasında bir değişiklik yapacak mısınız? Nasıl bir organizasyon şeması planlıyorsunuz? Nasıl bir ekibiniz var? Aslında hazır yeri gelmişken bunu da soralım. Şimdi organizasyon şemasında, federasyonların organizasyon şemasında başkan, altında başkan vekilleri, yönetim kurulu ve daha sonra da genel sekreter gelir. Yani profesyonel anlamda en üst düzeydeki profesyonel genel sekreterdir. Bütün federasyonlarda ana süt gereği. Bizde de organizasyon şemesinde en üstteki pozisyon genel sekreterin olacak. Onun altında direktörler ve onun altında da direktörlerin asistanları yer alacak. Henüz burada açıklamak istemiyorum bu profesyonellerin isimlerini Hı. ama dediğim gibi normal ana sözdeki organizasyon şeması doğrultusunda bir organizasyon şeması olacak. O zaman e, anladığım şu anki yapının değişeceği yönünde. Çünkü şu an CEO'luk makamı var Basketbol Federasyonu'nda. Siz bunu değiştirmeyi vaat ediyorsunuz. Evet, CEO'luk makamı olmayacak. E, yani normal ana stüdyodun belirttiği gibi genel sekreterin en üst düzey profesyonel olduğu bir yapı olacak. Peki liglerle alakalı bir ipucu verdiniz ama ben önce milli takımlarla başlamak isterim Harun abi müsaadenizle. E, milli takımlarda nasıl bir yapı göreceğiz? Nasıl bir şema göreceğiz? Önce A milli takımla siz ondan bahsederek başladınız. A milli erkek takımıyla başlayalım. Sonra altyapılara ve e, kadın takımlarına da geçeceğiz. Şimdi iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum ben. Yani kadroya baktığımız zaman NBA'de oynayan oyuncularımız Furkan, Cedi, Alperen, Ersan, Hala devam edebilir mi, edemez mi? Ee, Ömer Faruk, Türkiye Ligi'ne geldiğimiz zaman hala tecrübeli oyuncularımız var. Melih Mahmudoğlu, Burak'ın, Doğuş her zaman katkı yapabilir. Eser Taç gibi bir uzunumuz var. Yani baktığın zaman bu kadroya bir de şu anki devşirmemiz şeyin Larkin'i de eklediğin zaman iyi bir kadromuz var. Ee, yani bu kadroyla tabii ki bütün başkanın da Sonuçta ben de eski basketbolcuyum. On devamlı o takımla beraber olmak, o takımla yaşamak, antrenmanlarına gitmek, turnuvalarına gitmek, destek olmak anlamında böyle davranırsak bu takım başarıya ulaşır. Yani yönetimin desteğini hissetmek arkanızda önemli. Bu takımın ben önümüzdeki dönemde bir iki şampiyonada da başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Çünkü yeterli kalitemiz var. Ama tabii bu kaliteyi de kullanmak lazım. Mesela ben tabii şey soramadım da mesela en önemli olimpiyat elemesine giderken niye biz devşirme oyuncumuzdan mahrum? Yani sonuçta bir tane devşirme oyuncumuz yok bizim. şeyin Larkin üç tane var. Scotty Wilbeck'ın var. Ben Ali gitsin. Muhammed tamam bıraktı ama evet. o zaman o ortamda oynuyordu. Yani onlardan biri mahrum gitmek bence bir yönetim zafiyeti diye düşünüyorum. Sizce mümkün müydü 3 e, oyuncudan birisini kadroya almak? Yani sonuçta her an biri sakatlanabilir. Yani e, Son idmanda sakatlandılar. Son idmanda sakatlandı. FIBA'nın regülasyonuna bakmak lazım ama bence iki yabancıyı da devamlı antrenmanda tutup çünkü e, sanıyorum e, kadrolar için FIBA bayağı bir vakit veriyor yazmak için. Hı hı. O yüzden bence o tedbiri almak gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü en azından bence bir yabancı olsaydı o, o gruptan biz, Larkin olmadı, Scotty olsa o gruptan biz bence olimpiyat olimpiyata hakkını... giderdik diyorsun. En son 1952 olimpiyat oyunları ee, rahmetli evet. Yalçın abimizin, Yalçın Granit'in oynadığı takımda e, erkekler düzeyinde olimpiyat oyunlarına gidebilmişiz. Kadınlarda biraz daha şanslıyız. Daha, evet, yakın dönemde, daha yakın dönemde 5'e 5'e gidebildik. Gittik. Londra ve Rio'ya. Evet 2012 ve 2016'da orada gittik. olimpiyatlardaydık. Peki kadın milli takımını nasıl görüyorsunuz A takım seviyesinde? Kadın milli takımında iyi bir jenerasyon vardı uzun yıllar götüren. Nevriye, Birsel, Meral, Şaziye ilk aklıma gelen isimler. Bunlar da Avrupa'da başarı elde ettiler, dünyada başarı elde ettiler. Fakat son iki dönemdir ben seyrettim katıldığımız Avrupa şampiyonlarından Na galip döndük. Yani neredeyse Avrupa Şampiyonası'na öncesinde challenge turu oynayacak seviyeye kadar geriledik. Ee, bu tabii üzücü Özellikle... Bu arada genç, yeni jenerasyon çok bilmeyebilir bu challenge turunu. Eskiden Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bir, bir eleme turda. turnuvası. Eleme turu, eleme turnuvası gibi bir turnuvaydı. Yani son iki şampiyonada galibiyet alamadan elenmemiz üzücüydü kadın basketbolu için. Peki orada ne değişebilir? Şimdi bir jenerasyon değişimi var sizin de vurguladığınız gibi. Kadromuz eskisi kadar kuvvetli değil. E, A milli kadın takımını e, nasıl e, bir planlama ile ayağa kaldırmayı düşünüyorsunuz? E, sonuçta bu işin altyapıları da var. Altyapıdan evet. gelen oyuncuları nasıl görüyorsunuz? Ya Bu işin bence e, en önemli noktası başkanın desteğini hissetmek. Sonuçta e, başkanın o takımla yaşaması, o takımla olması lazım. Oyuncuları motive etmesi. Ne kadar siz antrenörler, menajerler tabii ki önemli, başkan da önemli bir figür. Sonuçta e, yani dünya şampiyonasında, Çin'de oynadığımız dünya şampiyonasına katılmayan bir federasyon başkanımız var. Olimpiyat elemelerine de katılmayan bir federasyon başkanımız var. Kadınların Avrupa şampiyonlarına da gitmeyen bir federasyon başkanımız var. Şimdi orada oyuncular federasyon başkanını görmek ister. Biz de milli takım oyuncusuyken başkan geldiği zaman her oyuncu daha değişik antrenmanı yapıyordu, daha değişik davranıyordu. O yüzden yani hep onlarla olmak lazım. Onlarla turnuvada yaşamak lazım, konuşmak lazım, toplantı yapmak. Belki maçtan önce inip bir iki üç kelime şey söylemek lazım. Sonuçta biz yani bir iş adamı kimlikli bir başkan değiliz. Biz de milli takımlardan geliyor. Şu anki başkanımız da Uzun yıllar mil takıma hizmet etmiş. On, bizim söyleyeceğimiz o kızlara gelip 3-4 cümle onları motive edecektir. Daha iyi oynamalarını sağlayacaktır. Bu önemli bir etki olur diyorsunuz evet. A takım için. Peki altyapılarda kadınlar basketbolunda altyapılardaki durumu nasıl görüyorsunuz? Onun A takıma ve profesyonel seviyeye yansımasını nasıl anlatırsınız? Şimdi iyi jenerasyonlar yetişiyor. Her zaman yetişti. Ee, bu iyi jenerasyonda yetişen oyuncuların biraz üzerine eğilmek lazım. Bu iş hem kulübe düşüyor hem milli takımlara. Ee, mutlaka son aslında iki turnuvaya giden kadın milli takımımız çok kötü kadrolar değildi. Ama neden başarısız oldu? Tabii içinde ben olmadığım için bilemiyorum. Yani o turnuvalarda da başarılı, o kadar başarısız olmayacak, o kadar güçsüz bir takımla gitmedik bence. Devşirmemiz vardı, işte Bağar vardı yine bir sürü tecrübeli oyuncular vardı. Şimdi çok dominant oyuncular bırakmaya başladı Dediğim gibi Nevriye, Birsel, belki Işıl da şu an o şeye girdi O dominant oyuncuların yerine yetişmesi mutlaka bir geçiş süreci ve zaman alacaktır Dediğim gibi orada onlara daha çok destek olmak lazım Arkalarında durmak lazım, inandırmak gerekiyor Böylelikle onlar biraz daha bence iyi turnuvalar oynayacaklardır Peki kız çocuklarının basketbola eğilimini nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili bir planınız, projeniz olacak mı? Yani kız çocukların eğilimini maalesef son zamanlarda e, voleybolumuz çok başarılı. Kadın voleybolumuz biliyorsunuz. Biraz e, takımlarda kızları, uzun kızları oraya kaptırdıklarına dair e, takımlar bize yani serzenişte bulunuyor? bulunuyordu kadın takımları. Hı. Altyapılarda oyuncu bulamadıklarına bütün fizikli oyuncuların voleybolu tercih ettiğini. Çünkü... Bir ülkede bence basketbolda diyelim lokomotif milli takımdır. Milli takımın başarısı her zaman halkı ve o insanları o spora doğru çeker. Tabii ki biz kulüpte Efes, Anadolu Efes kazanıyor, Fenerbahçe başarılı karşıyaka final oynadı, başarılı oldu. Ama bir ülkenin milli takım başarılı olduğu zaman sen 2001 ve 2010'da yaşamış biri olarak çok daha farklı oluyor ve bütün ülkeyi o sevinç sarıyor. Ve insanlar da çocuklarını o spora doğru yönlendirmeye başlıyorlar. Yani başarıyla alakalı bir olay bu. Kahraman yaratmak mıdır buradaki kilit nokta? Yani o çocuklar için A milli takımda gördükleri şimdi voleybol milli takımımızdan bahsettiniz. Kadınlar evet. da çok başarılılar, başarılılar gerçekten. Başarılılar. Ve bireysel kahramanları da çok fazla orada. Fazla çocuklar da onlara örnek alıyorlar kendilerine. Yani belki basketbolcu olabilecek olsa bile voleybolu orada. Tabii ki seçebilir. Voleybol seçmesine de burada biz bir şey diyemeyiz. Ama e, şu an o konuda voleybolun bir 4-5 adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Peki voleybol federasyonu neyi doğru yapıyor? Siz incelediniz mi onların daha önde olduğunu e, düşünen bir aday olarak? Valla ben arada tebrik ettim voleybol federasyonu başkanını kazandığında ama yapılarını incelemedim doğrusu. Peki e, milli takımdan yine bahsettiğimizde erkek milli takımlarında siz altyapıyı nasıl görüyorsunuz? Son dönemde yetişen oyuncular, A takım seviyesine çıkan oyuncular, son dönemki e, hep turnuvalar üzerinden de konuşuyoruz. Turnuvaları da anlatabiliriz. Ne görüyorsunuz? Birazcık daha şimdi benim başkan olduğu dönemde biz bunları çok ciddi kampa alıyorduk. Çok ciddi e, daha sıkı çalıştırıyorduk. Pek izin bazen vermiyorduk. Kulüplerle ters düşüyorduk ama en azından o çocukları turnuva öncesi belli bir süre kampta tutuyorduk ve ne kadar daha bir arada olurlarsa o kadar daha başarılı ve sonuçta bir çeşitli gümüş, altın madalyalar geldi. Yani altyapılarımız her zaman Avrupa'da ilk iki sırada, dünyada ilk üç sıradaydı. Fakat son dönemde dediğim gibi bir altyapıda bir başarımız gelmedi. Şu anda nasıl bir sistem yapıyorlar, uyguluyorlar onu ben bilmiyorum. Ama biz tekrar Göreve gelirsek eskiden yaptığımız aynı sistemi o zaman başarılı olduğumuz sistemi uygulamaya devam edeceğiz. Peki hem kadınlar ve erkekler için ikisi için birlikte e, konuşuyorum. Hem a milli takım düzeyinde hem altyapılar düzeyinde e, ekipleriniz hazır mı? Ya da teknik kadrolarda bir değişiklik düşünüyor musunuz? Nasıl bir planlama yapacaksınız? Şimdi e, illaki teknik kadrolarda bir şey değiştireceğiz diye bir şey yok. Sonuçta e, orada da çok... E, kualifiye kendi ispatlamış hocalar kesinlikle var federasyonda. Biz öyle bir şey düşünmedik. Hemen gelir gelmez değiştiririz diye. Yani göreve gelirsek mutlaka o kadronun içinde de çalışacağımız arkadaşlarımız olacaktır. Daha henüz bu konuyla alakalı net bir açıklama yapmıyorsunuz o zaman. Daha yani şöyle bir şey tabii ki şu an hedefimiz seçimi kazanmak. Bütün vaktimizi programımızı onun için harcıyoruz. Orada alan az kalan bir vakitte federasyonun e, yapılanması için arada ekibimle tartışıyoruz. Fakat dediğim gibi yani e, şu anda da orada mutlaka e, işini güzel yapan arkadaşlarımız var. Dediğim gibi yani biz gelelim böyle ki onları gönderelim böyle bir şey yok. Kim işini eğili yapıyorsa o bizimle beraber olacaktır. Liyakat esas olacak diyorsunuz. Evet. Baba. Peki ee, o zaman kulüp basketboluna da yavaş yavaş geçmiş olur olabiliriz siz. Bu seyahatlerinizden bahsettiniz hep. Öncelikle e, gittiğiniz kulüplerde neleri gördünüz? Ne ön plana çıktı? E, olumlu, olumsuz e, yapılan konuşmalar neydi? Vallahi e, süperlik, Süper Lig, TBL, Kadınlar Süper Lig, TKBL, bölgesel TB2 ile li, bütün liglerin e, komple takımları var ve ben daha önce de basın toplantısında söylediğim gibi en azından bütün delegelere ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalışacağımı söylemiştim. Buradaki kulüplerin bir numara şikayeti gelir. Yani gelirlerin azaldığı yönünde ve giderlerin de çoğaldığı yönünde şikayetler aldık. Yani e, katılım paylarının çok yüksek olduğunu, lisans bize ücretlerinin ve özellikle verilen cezaların anormal şekilde çok yüksek olduğundan Şikayet ediyorlardı. Ee, yani şunu dediler, 5 senelik dönemde gelirler artmazken e, fakat bizim giderlerimiz belli oranda, e, ciddi oranda arttığını söylediler. Baş tabii ki ben de kulüp başkanlığı yaptım. Onlar da ilk önde maddi yönden tabii ki bakıyorlar. Genel şikayetler bu yöndeydi. Peki e, siz kulüplerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Önce Basketbol Süper Ligi ile başlayalım. Basketbol Süper Ligi'nde e, erkeklerde rekabeti nasıl buluyorsunuz? Kulüplerin durumunu nasıl buluyorsunuz? Son birkaç senedir biraz eee Beşiktaş, Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes mücadelesi artı Karşıyaka'nın devamlı her an ikisinin içine için. gire, işin içine girebilir. Onları zorlayabilir ve Galatasaray, Beşiktaş'ta gibi takımlar da aradan işte geçebilir. Bursa, Antep gibi takımlarda her an bunlara çelme takabilir gibi bir böyle aşağı doğru uzanan bir lig var. Çekişmeli geçiyor maçlar, çekişmeli geçiyor. Ancak e, ligin bence gel gelirlerini arttırabilirsek, o biraz daha alt taraftaki takımlar biraz daha iyi takımlar kurabilirler. O zaman daha heyecanlı e, bir lige kavuşabiliriz. Bir de tabii yani e, yayıncı kuruluşun da seyredilebilen bir yayıncı kuruluş olması e, bence basketbol için önemli. Peki ligin gelirlerini arttırmak derken bu e, bununla alakalı projeleriniz, planlarınız var mı? Nasıl bir gelir arttırımı planlıyorsunuz? Ne yapılarak arttırılabilir ligin gelirleri? Şimdi ligi öncelikle e, şimdi sponsorların birinci şikayeti sponsorlar oldular fakat en büyük şikayetleri 3 sene boyunca yayınlanan maçları kimsenin seyretmemesi. Bu sponsorları uzak sponsorları uzaklaştırıyor. Yani e, mesela benim yönetimde bulunan da Doğa Sigortanın sahibi Nihat Kırmızı Galatasaray'a sponsor sponsor hı hı. olmuştu. Fakat e, maçların yayınladığı kanalda maçların izlenmediği onlara da oranlar geliyor ve dedi ki ya dedi izlenilmeyen bir kanalda ben izlenmeyeceksem niye buraya bu rakamları veriyorum dedi ve çekildi yani basketbolun izlenilmesi lazım bu da izlenilen bir kanalda yayınlanması demek o zaman birçok sponsorda buraya daha fazla destek olacaktır öncelikle daha bilinirliğini tanınırlığını daha çok izlenirliğini artırmak ilk planınız evet. herhalde peki bu bağlamda en son yapılan yayın ihalesinin bir yıllık yapıldığını hatırlatalım eğer başkan seçilirseniz yeni bir ihale yapmak durumundasınız Bununla alakalı bir planınız, çalışmalarınız var mı? Ya da geçmiş dönemde tecrübeleriniz ne anlatır bununla ilgili? Bizim benim başkan olduğum dönemde Bean TV yayınlıyordu. Ligi ve herkes çok memnundu yayından. Çok seyrediliyordu. Ortak yayındaydık NTV Spor'la beraber. Evet ama yani evet. maçlar daha çok Burada veriliyor. Ben o zaman oradaydım, o yüzden öyle. o yüzden özellikle söyleniyordu. Ee, e sonuçta TV'de seyredilen bir kanal, Hı. yani bütün maçlar seyrediliyordu ee, ve gerçekten işte bugün bir kafeye gitseniz, oraya gitseniz, her yerde basketbol maçını bu sefer açıyorlardı. Hı. İnsanlar da izliyordu. Bu popülariteyi tekrar kazandırmak lazım. Bir de e, yapılacak anlaşmaları, şirketlerle yapılacak anlaşmaları. En iyilik diyorsak onun ligin değerine uygun, daha yüksek rakamlarda yapmak gerekiyor. Yani çok anlaşma olması da sizin için kıymetli değil. Esas kıymeti anlaşmanın değeri mi? Değerinin Değerini yüksek olması, evet. Peki e, onun haricinde liglerle alakalı, örneğin kadınlar ligi de e, yayınlanmaya başladı artık, normal sezonu da yayınlanıyor. Hem TV hem TRT Spor'daki e, dostlarımız, meslektaşlarımız da e, gayet iyi işler çıkarıyorlar o açıdan. Ben hani bir televizyon çalışanı olarak şu an onları da e, ayrıca vurgulamak isterim. Kadınlar liginin yayını ya da bununla alakalı bir planınız var mı yine? Yani Kadınlar Süper Ligi'nin yayını zaten olması gerekiyor, hı hı. Ee, olmaması düşünülemez. Ee, onların sanıyorum e, liglerin isim sponsoru da var. Ee, tabii ki biz şu anda olanı daha fazla yapmaya çalışacak. 3 maç veriyorsa 5 maç yapmaya bunları arttırmak için e, girişimlerde bulunacağız. Peki diğer bölgesel liglere de, bölgesel liglerde yer alan kulüplere de gittiğinizi söylediniz. Onlarla alakalı bir gelir artırımı ne söz konusu olabilir? Nasıl bir gelir artırmayı planlıyorsunuz? Çünkü Şimdi, kulüplerle alakalı bir numaralı noktanızın gelirleri artırmak olduğunu söylediniz. Bölgesellik ayrı bir konu. Yani bölgesellikte en son 2016 sezonda 82 takım mücadele etmişti. O lig basketbol gençte BGL'e geldikten sonra o lig kapatıldı. Biliyorsun ve bence bu biraz Anadolu'daki basketbola darbe vurdu. Zaten şikayetleri de gerçekten herkes duymuştur oradaki takımlarını. Şöyle düşün orada o bölgesellik nasıldı? Mesela Batman bölgesinde bir takım var. Şimdi bu takımda yetişen oyuncular var 17-18 yaşında. Bunlar her gün kendi aralarında ne kadar oynayabilirler? Ama biz ne yapıyorduk? Otobüs mesafesindeki 5-6 illeki takımlarla bir grup oluşturuyorduk. Onların deplasman masraflarını veriyorduk ve orada bir lig oluyordu. Aynı şekilde diğer bölgelerde 82 takımdan oluşan bir lig. Burada daha sonra ilk 36 takımı alıyorduk ve yine ayrı bir lig oluşturuyorduk. Oradan da en son gelene kadar elene kadar iki takımı da TB2L'ye alıyorduk ve çok uzun ve e, gençlerin basketbol oynadığı birçok antrenörün e, iş imkanı bulduğu bir lig oluyordu. Bu ligi tekrar yeniden Hayata geçireceğiz. Bölgesellik yeniden hayata geçecek diyorsunuz. Peki e, yine Süper Lig'e ve aslında TBL'yi de daha çok ilgilendiren hem kadınlarda hem erkeklerde e, bir konuya geçmek istiyorum. Yabancı kuralı. Yabancı kuralı e, 6 ve 5. Son yıllarda aslında çok değişmedi. Eskiden daha da değiştiği dönemler olmuştu. Artı ikiler saha içinde. Ee, tutabileceğiniz yabancı oyuncu sayısı gibi sınırlar vardı. Siz şimdiki yabancı kuralını nasıl buluyorsunuz ve bunun e, bununla alakalı bir planınız var mı? Değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi 5 yabancı şu anda oynuyor. Azalması lazım. Türk basketbolu için. Ama bunu yapabilir miyiz? Kulüpler buna sonuçta federasyon tek başına karar almayacaktır. Kulüpleri toplayacaksınız. Kulüplerle istişare edeceksiniz. Lig kurulunu kuracaksınız. Orada onlar kendi fikirlerini söyleyecekler. Onlar 6-7 olsun diye bastıracak. Siz azalsın diye. O yüzden kulüpleri o konuda önce ikna edebilmek lazım. Şu anki kural 5 yabancı kuralı 4-1 olursa belki biraz daha bir, bir Türk oyuncunun gelmesi. Bir Türk oyuncu o sırf bir Türk oyuncu olarak düşünme. 40 dakikayı belki 2 tane gence verecekler. O gence iyi bir tecrübe olabilir. Ama dediğim gibi bunu biz despot bir şekilde bu kararı aldık uyguluyoruz diyemeyiz. Sonuçta lig kurulu var. O takımların oynadığı bir lig var. Oradaki her takımdan istişare iş ederek onları ikna ederek bu kuralın alınması e, Türk basketbolunun geleceği için daha sağlıklı olur. Yani kulüplerle istişare e, hem kadınlarda hem erkeklerde evet. burada önemli. Peki hakemlerin performansını nasıl buluyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu'nun ve e, Türkiye'de görev yapan hakemlerin genel olarak performansından memnun musunuz? E, bununla alakalı bir stratejiniz olacak mı? Vallahi hakemlerin performansına genelde kimse memnun olmaz. Yani <laughs> sporun doğasında olan bir şey. Yani e, bence hakem ne yapsa bir taraf mutlaka kızacaktır, söylenecektir. birazcık şu oldu yani sonuçta orada çok Recep çok tecrübeli bir arkadaşımız tabii ki MHK başkanımız ama Türk basketbolu büyürken sanki hakemler aynı oranda o hıza yetişemedi diye düşünüyorum. Çünkü bizim TB2 ile de bile o kadar kaliteli basketbol oynanıyor ki şu anda. Ve oraya siz C klasmanı hakem yolladığınız zaman çok tecrübesiz oluyor ve gerçekten iyi niyetle de olsa hatalar yapabiliyor. Kulüpler bundan çok şikayetçi. Burada ki yapılacak en önemli şey eğitimleri daha fazlalaştırmak. Yani hakem eğitimlerine daha ciddi ve daha çok önem vererek daha sık bir şekilde yapmak. Çünkü onları da basketbolcu antrenman yapması oynayamaz. Hakemin de eğitimi, her alacağı eğitim onun seviyesini biraz daha yükseltecektir. Ama tabii bazen bakarsınız bir hakem Kötü niyetlidir. Bunu da basketbol oynamış biri veya basketbolun içinden biri alıyor. ama kötü niyetli biri varsa da onu da hıza çekeceksiniz. Ee, peki daha fazla hakem bulabilmek için, hakem sayısını arttırmak için bir projeniz ya da bir yani düşünceniz var Yani hakem sayısını arttırmak kolay bir şey değil. Yani arttırırsın ama kaliteyi İsmail yakalayamazsın. Şu anda mevcut hakem sayın sanıyorum maçlara yetiyor. Şu anki maçlara yeterli bir sayın var. Ama ne oluyor? İşte alt ligde oynayan A klasman gelsin diyor. Onun altında oynayan B gelsin. Fakat oralara onları yani hakemlerin klasman seviyelerini yükseltebilirsek kısa bir zamanda olacak iyi bir programdan bu basketboldaki hakemlerin kalitesini daha fazla yükseltir. Peki basketbolun ekonomisine biraz daha dönmek istiyorum çünkü hani hakemlerden de bahsettik kulüplerden de bahsettik. Siz kulüplerle ilgili gelirlerden bahsederken öncelikle hep yayın gelirlerini ön plana koydunuz ama şu bir gerçek ki bugün Türk basketbolundaki kulüplerin özellikle üst liglerdeki kulüplerin en büyük gelir kaynağı şu anda iddia gelirleri olarak görünüyor. Bununla alakalı genel müdürlükle konuşmalarınız var mı? Biliyor musunuz ne anlatabilirsiniz bize? Bu gelişebilir mi? Çok iddia gelirleri çok aşağıda kaldı. Yani 6 sene önceye baktığınız zaman özellikle çoğu takımların yabancı oyuncuları var. Dolar, euro ödüyorlar. Onun onunla karşılaştırınca çok çok aşağıda kaldı. bunu genel müdürlüğe spor toto teşkilatına anlatmak lazım. Yani basketbola baktığınız zaman orada belli o Oranlar var. Futbol mesela %70 tam 1-2 şaşabilir. Basketbol %10'dan sonra %18-19 oynanıyor ve ondan sonra da diğer branşlar. Yani basketbolun aslında oradaki payı gerçekten yüksek. Bence orada e, uzun süredir arttırılmamasının sebebi e, belki bütün branşlar isteyecektir diye. Fakat buradaki basketbolun ülkedeki önemi, Avrupa'daki önemi ve bu kulüplerin bu katkı paylarının Avrupa'daki başarısına da yansıyacağı düşünülürse bu anlatılabilir diye düşünüyorum. Bunu iyi bir şekilde anlatırsanız da bu rakamlar yükselir. Bunlar da gerçekten çok az kaldı. Yani en azından bir %50-70 oranında bir yükselişi Türk basketbolu hak ediyor. Yani mevcut iddia gelirlerinin birim olarak %50 daha yukarısına çıkması Minimum. sizin hedefiniz. Bu da önemli bir gelir detay. kaynağı olacak kulüplerin. Çünkü kulüplere. yani kulüplerin genel gelirlerinde sizin evet. de bildiğiniz üzere iddia payı çok önemli. İddia gelirleri çok önemli. Peki gelir çeşitliliğini nasıl yaratabilir kulüpler? Şimdi yayın gelirleri bir taraftan, işte iddia gelirleri bir taraftan, bahis gelirleri bir taraftan ama onun haricinde ne gibi gelirler yapabilir kulüpler? İşte bununla alakalı e, sizin kulüplere bir desteğiniz olacak mı? Bununla alakalı düşünceniz var mı? Neler konuşuyorsunuz? Süperlik için konuşuyoruz. Ha, süperlik herhalde. özelinde konuşuyoruz. Yani süperlik özelinde e, gelir noktaları zaten belli yerlerde. Çok fazla bunu yelpaze gibi açamayız. Dediğin gibi yayın geliri var. TBF'nin yaptığı sponsorluklardan gelen bir gelir var. Hı hı. İşte e, kombine satıyor. Bilet satıyor, buradan gelir gelen bir gelir var. Annemin yüzünden tabii 2 senedir. Belki biraz evet. Zor. Burada yani e, şu desteği olabilir Avrupa Kupası'na giden takımlara. Belki bir ulaşım, bir sponsorla anlaşılarak Avrupa Kupası'na gidenler de Avrupa'da, Türkiye Ligi'nde uçanlara, Türkiye Ligi O Ama şöyle de bir şey oluyor, bir takım takımlar daha az uçmuş oluyor. Yani onlar daha az uçunca bu sefer diyorlar ki biz bu haktan daha az yararlandık gibi sıkıntılar çıkıyor. Ama dediğim gibi gelir kaynakları belli gelir kaynakları var. Ya yani onları arttıracaksak, gelir kaynağı arttıracaksak isim sponsorunun verdiği bedeli arttıracaksınız. Televizyon yayınlarından değerini arttıracaksınız. Olmazsa üzerine siz koyacaksınız yeterli rakama. Evet. Sportoto gelirlerini arttıracaksınız. Bunlar gelir kalemleri. Peki federasyonun gelir ve giderlerinden bahsettik. Çoğunlukla sponsorlardan konuşuyoruz. Altyapıyla alakalı kalemler genellikle federasyonun gider kalemleri oluyor. Altyapıyla alakalı nasıl bir stratejiniz olacak? Yani sadece altyapı milli takımları düzeyinde değil, tüm Anadolu'da, tüm Türkiye'de, altyapının, basketbolun gelişmesi için ne gibi projeleriniz olacak? Şimdi altyapılardaki e, Ana stüdyoya baktığınız zaman Basketbol Federasyonu Başkanı'nın birinci görevi yönetiminin basketbolu tabana ve altyapıya yaymak. Türkiye'ye yaymak. İlk görev zaten bu diyorsunuz. Bu. Şimdi ama e, en son baktığım bilançoda ben yayınladılar. 2016'da yapılan altyapı harcamasının %10 azını bu en son senede yapılmış. Yani 5 senede artması gerekirken 2016'da altyapılara yapılan yatırımında %10 eksiği yapılmış. Evet. O yüzden bütçenin belli bir kısmı zaten altyapıya ayrılıyor. Biz bunu bölgesel ligi kurarak oradaki altyapıları da canlandırmış olacağız. Şimdi şöyle düşünün, siz bir basketbolcusunuz, 16-17 yaşında Anadolu'da oynuyorsunuz. Diyelim Batman'da oynuyorsunuz ama çıkacağınız bir A takım yok. Olmazsa siz de bırakırsınız yani bir başka şehre taşınma. Bölgesel ligi kuracağımız ama oralarda her yerde takımlar olacak. 12 Davo, Dava, Deva'dan basketbol okulları devam ediyor ama çok küçültüldü. Bizim zamanımızda 44 ayrı noktada 2.400 öğrenciye ulaşıyordu. Oradan bugün Alperen Şehmuz gibi oyuncular çıktı. Tekrar 12 Devoda bas, basketbol okullarını bütün Türkiye çapında yayacağız. Orada yapacağımız taramalarla orada bulacağımız oyuncuları 12 Deva okullarına yerleştireceğiz ve orada iyi antrenörler tarafından yetiştirmelerini sağlayacağız. Yani en azından. Bütün Anadolu'da herkesin bir kere basketbol topuna dokunma şansını onlara ulaştıracağız. Peki bu açıdan bakınca şimdi Şehmus ve Alperen dediniz, onların da aslında bir ara yetiştirici kulübü vardı Türkiye'de Banvit gibi bir evet. kulüp vardı, bandırma için çok kıymetli bir e, kulüptü. Ama Banvit ne yazık ki kapandı, bandırma basketbol olarak kapandı. E, bu bu tip kulüpler nasıl artabilir Harnerdenay? Yani e, bu tarz kulüplerin daha fazla hale gelmesi için bir projeniz var mı? Bununla alakalı bir düşünceniz var bu, mı? Bu kulübün bir vizyon meselesi. Yani kulüp vizyonunu o yönde... Çünkü bu uzun yıllar olacak bir yatırım. İki senede bunun sonucunu alamazsın. Şimdi kulüp vardır, gelir. Parası vardır, takımı kurar. Amerikalıları getirir, bir senede başarıyı oynar. Veya öteki kulüpte gelir, Banvit gibi salonunu kurar, altyapısını kurar, kalacak yerleri sağlar. Türkiye'den alacağı oyuncuları yetiştirir. Bence buna... Ee, şu anda Bursa teşvik edilebilir, Bursa Spor. Ee, Levent Kızıl başında ondan konuştum, bunu dedim bir Banvit projesi haline dönüştürebiliriz dedim. Biz gelirsek biz de burada sana lojistik desteğimizi veririz dedim. Kendileri de gitmiş sanıyorum yurt dışında bir takım görüşmeler yapmışlar ve Bursa'daki o önce tesisleri yapıp yeni bir Banvit modelini Bursa'da yarar e, yapmak istiyorlar. Zaten bir Tofaş var orada. Evet. Onun devamı olarak. Evet. Bir de onun olarak devamı da. olarak orada bu yapıyı kurabilirlerse amaçları da o. Takımlarda şu an Süper Lig'de bir tane daha Banvit modeli yakalayabiliriz. Peki Bandırma'da hazır böyle bir altyapı varken tekrar canlanabilir mi orada? Oradaki kulüp. Vallahi bilemiyorum. Bandırma'da yani kapanması gerçekten acı bir şekilde oldu. Ben de üzüntülerimi Özkan başkana iletmiştim tekrar canlanır mı? Bir yatırımcı yine bir firma bulmak lazım. Onun önderliğinde bir de Özkan Başkan gibi, Turgay Çatalok gibi oraya kendilerini adamış iki insan bulmak lazım. Bakalım olacak mı? Çünkü gerçekten işte bahsettiğiniz o isimler, Şehmuz, Alperen gibi isimlerin aslında ara takımların ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk. Evet bu projede. Bakalım bundan sonrası ne olacak merak ediyorum. Peki antrenör tarafına geçelim. Antrenör eğitimi Türkiye'deki basketbol antrenörlüğünün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Bu antrenör eğitimiyle daha fazla Türk antrenör yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? Antrenör eğitimi uzun yıllardır aynı şekilde ilerliyor. Sonuçta da oranın başında her zaman dönem dönem Türkiye'nin iyi antrenörleri bulundu. Şimdi işte Aydın abi, Çetin abi ekibi, Murat Özyer, Alaattin Yakan, daha önce Hakan Yavuz, Seyfi Savaş. Yani her zaman o bölümde belli isimler bulundu. E, antrenör eğitimi, antrenör seminerlerine konuk antrenörler yurt dışından getirildi. E, seminerlerin sayısını arttırmak gerekiyor. Yani şu anki e, se, yapılan seminerlerin sayısı bence yeterli değil. Ekipler iyi, hocalar iyi ama o seminerleri daha sık oranda yapabilmek gerekiyor. Kaynağı arttıracak mısınız? Oraya, oraya kaynağı arttırmak gerekiyor o yüzden. Peki yine bu açıdan bakınca şimdi orada bambaşka bir basketbolun bambaşka bir yönü de var. Şimdi biz hep 5'e 5 basketbola ve oradaki oyunculara, antrenörlere odaklanıyoruz. Ama bir de 3'e 3 basketbol var ve bu artık bir olimpik spor haline geldi. Olimpiyatta Türkiye'nin kazandığı madalya sayısını da düşündüğümüzde aslında basketbol kültürümüzle beraber 3'e 3 basketbolun Türkiye açısından bir madalya hedefi olarak görülebileceğini kanısındayım. Siz buna katılır mısınız? 3'e 3 basketbolla alakalı sizin bir yönlendirmeniz olacak mı? Bir gün olimpiyattan madalya gelir mi? Yani şimdi Letonya'ları görüyoruz orada çok yani Hollanda, Letonya gibi basketbol kültürü çok fazla olmayan ülkeleri orada olimpiyatta görüyoruz. Biz de oralarda olur muyuz? 3x3 basketbolu önce tarihini anlatayım. Ee, rahmetli Patrick Baumann, sen evet. de tanırsın, FIBA evet. genel sekreteri onun projesiydi. O gün 3x3 basketbolunu ortaya koydu zaman FIBA'da biz hepimiz itiraz etmiştik. yani 3x3 sokakta oynuyorlar. Böyle bir şey olur mu falan filan. Herkes itiraz etmişti. Gö göreceksiniz dedi. Bir gün olimpiyat şey olacak dedi. Siz o zaman Branche'di. yönetim kurulundaydınız. Yönetim işte. kurulundaydım. Biz güldük falan ve sonuçta da hakikaten olimpik, olimpik bir oldu. spor oldu. Oranın başında Tolga Tekin Alp var benim eski takım hı hı. arkadaşım 3x3'ün başında gayet de iyi o işi götürüyor Tabii şimdi olimpik branş olunca biraz daha kaliteli oyuncularla antrenman yaparak Şimdi öyle oyuncu olur ki mesela tek potada oynar ama çift potada zafiyeti vardır Veya çift potada çok iyi oyuncudur tek potada şey yapamaz yani buraya bence bir grup olimpiyat madalyası İsteniyorsa bir grubu alıp alıp oraya kadar en az 6 ay o şekilde oynatmak Var lazım. Var mı hayaliniz buradan bir olimpiyat madalyası? Yani şimdi basketbolun olimpik mad madalya getirmesi. Yani kadınlarda bir ara çok yaklaşmıştık ama erkekler evet. ve kadınlar Biraz şu anda düşündüğünde çok kolay değil 5'e Uzak beşte. gözüküyor. O yüzden oraya birazcık daha yatırımı arttıracağız mutlaka. Bir belki altın olmasa bile bir gümüş bronz madalya şansını almaya. Yani bu saatten sonra önem vermek lazım. Daha çok önem vermek lazım. Dediğim gibi... Belki oranın ayrı bir, o çocukların başka takımlarda oynamasını istemeyeceğiz. Burada oynatacağız. Çünkü ne kadar çok oynarlarsa bir arada, ne kadar idman yaparsa o kadar iyi oynarlar. Belki yani sonuçla alakalı bir lig ya da tur kurmayı düşünür müsün? 3x3'ler turlar yapılıyor zaten. Ama milli takım konusunda yani siz şimdi o çocukları 2 hafta kala toplayıp götürürseniz ayrı oynarlar. Ama bütün 3 ay boyunca 3x3 oynatıp götürürseniz daha başarılı olurlar. Ee, o yüzden 3x3 ligini kurmak için öncesinde daha belki bir Ümitler Ligi'ni kurmak lazım. O proje var. Çünkü BGL'den çıkan çocuklar yine bu yaşta hala zorlanıyorlar kendi takımlarında. En azından orada bir senelik, bir buçuk senelik, iki senelik bir Ümitler Ligi onlara bir nefes payı daha verecektir. Ama 3x3 ligi kurulabilir mi? Vallahi bugün için bir şey söyleyemiyorum. Oraya. Peki BGL'ye bahsettiniz, oradan devam edelim. Basketbol Gençler Ligi projesini nasıl buluyorsunuz? Ee, bu daha geliştirilebilir mi? Şu ana kadar yapılanları nasıl görüyorsunuz? Benim duyduğum, ben seyrediyorum. Ama velilerden, basketbol camiasından duydum, herkes memnun. O yüzden o proje devam edecek. Geliştirebilir mi? Belki Ümitler Ligi kurulmazsa belki bir yaş daha yaş aralığına izin verilebilir. Çünkü şöyle... Yani 17-18'de oynayıp bir anda A takıma çıkmak da kolay değil. Bir sene daha belki pişse orada yani kontenjanlarına bakmak lazım. Ee, e tabii şimdi e, birçok takımımız e, yabancı oyuncularını getirirken işte çoğunlukla Amerikalı geliyor zaten. Onlar 4 sene üniversite okumuş ve üniversite mezunu olarak yani. Amerikalı çaylak 22-23 yaşında geliyor buraya. Bizim çaylaklarımız 17-18 yaşında, yaşında çıkmış oluyor. O yüzden düşündüm. Ya yani bir Ümitler Ligi orada da Dons daha sonra 2 senede Ümitler Liginde pişmesiyle A takıma çok daha hazır. Ya yani şöyle düşün. 18 yaşına çıktın A takıma. Ne kadar şansın var? 2 sene daha kıran kırana bir Ümitler Ligi oynadın, 20 yaşında geldin. Arada çok fark olacaktır. Sizin ısrarla burada bir Ümitler Ligi olmazsa BGL'yi geliştirme gibi, uzatma gibi. BGL'yi geliştirme var. gibi. Peki basketbolla alakalı herkesin aslında en çok konuştuğu konulardan birisi de tesisler. O tesislere evet. gelindiğinde Abdi İpekçi Spor Salonu bizim için çok kıymetli çok özel anılar yaşadığımız sizin de 2001'de hatta şimdiki başkan Hidayet Türkoğlu'nun da takım arkadaşınız olduğu o efsane Avrupa Şampiyonası gümüş madalyasını aldığınız evet. Avrupa ikinciliğini yaşadığınız salon. Birçok önemli e, hatıraların yaşandığı özel bir salon Abdi İpekçi. Şu anda Abdi İpekçi Spor Salonu bir yeniden yapılma projesinde. Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı ve e, yerine yeni bir proje bekleniyor. Bu konuşuluyor. Bunun için ne söylersiniz? Sizin açınızdan Abdi İpekçi'nin önemi nedir? Ve bundan sonra ne olacak? Şimdi bazı e, yerler mabet gibi oluyor. Şimdi sen basketbol camiasının içindesin. Bir gün gittiğin zaman işte. Efe abilere, Erman, hala spor sergiyi spor anlatırlar sana. Dışırlar. Hala bir takım insanlar bir spor sergiye nişantaşından geçerdik, maç seyrederdik, iki tane çekerdik. Hala bu bak kaç sene oldu ve hala bu anlatılıyor. Bence Abdipekşi de böyle olacaktır. Yani oraya bir sürü gençler top oynuyor. Bir mabet gibiydi orası. Yıkılıp bir proje yapılması insanı heyecanlandırıyor modern bir Projenin yapılması ama genelde biliyorsunuz Avrupa'da yani bu yenilenmesi gerekiyor. Avrupa'da bu, bu tip salonları yeniliyorlar. Hı hı. Yani bugün işte Madison Square Garden kaç yıllık bilmiyorum. Yine 60 70 yıllık belki yine yeniliyorlar. Yani yenileme daha iyi olabilirdi ama yeni bir proje bir de başkanımız idaret başkanımız çok enteresan geçen bir programda izliyordum onu. Dedi ki işte basketbol federasyonu hiçbir tesis yapmadı dedi. Bir tek dedi bir Ankara Arena var bir de Abdülpekçi var dedi ama Abdülpekçi yıktı. Yani 5 senede de niye olmadı onu ben de bilmiyorum. Yani orasını yani bir salon yıkıldı. 5 senede ne bir proje ne bir temel atılma hiçbir şey olmadı. Tabii iç, yüzünü ben bilemiyorum ama bakanlıktan duyduğum benim spor bakanlığından duydum. TOKİ ile beraber orayı aldılar. Bir projeyle beraber de inşaatına başlanacakmış. En azından memnun verici en azından bir şey yapılacak oraya. Yani siz başkan seçilirseniz bununla alakalı bir düşünceniz, projeniz var mı Abdi İpekçi ile? Bence alakalı. Abdi İpekçi'nin artık federasyonda bir alakası yok. Bir Öyle mi? Basketbol e, federasyonunda bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakanlık ve TOKİ projesini yaparak bence e, ya yani başkan olsam da bir e, katkım olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten projesi hazır, her şey hazır. Oraya yapılacak bir tesis olacak. Peki e, Az önce FIBA'dan bahsettiniz. FIBA Avrupa'daki döneminizden bahsettiniz. Bir taraftan da FIBA ile Euroleague arasında da çok ciddi bir rekabet var ve o, o siyasi durum FIBA Euroleague politikası biraz sertleşmiş dönemde son yıllarda. FIBA ve Euroleague ile ilişkilerinizi nasıl planlayacaksınız? Özellikle Euroleague Şimdi tam milli takım maç takvimleri oyuncular gelecek gelmeyecek bunlar çoğunlukla bireysel ilişkilerle e, Efes'in Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe Bekon'un Anadolu Efes'in e, nasıl diyelim fedakarlıklarıyla arada kalmalarıyla çoğunlukla da oyunculara bırakılarak bu yapılıyor. Siz bu ilişkileri nasıl anlatırsınız? E, Türkiye Basketbol Federasyonunun FIBA ile ve EuroLeague ilişkisi ne olmalı? Yani biraz vaktiniz varsa biraz Bakti. geçmişine değineyim. Tabii. Yani burada esasında e, bu product bu ürün FIBA'nın da biliyorsun Şampiyon Ligi ve Lig'e verdi yönetmesi için. Lig'e verirken FIBA iki tane şey söyledi. Bir milli takım maç takvimine engellemeyeceksin. İki oyun kurallarına değiştirmeyeceksin. Fakat Euro Lig zamanla gelişince, palazlanınca diyelim, <laughs> iki kuralı da hiçe saydı. Yani milli takım windows'larına saygı göstermedi ve oyun kurallarında da çeşitli EuroLeague yönünde değişiklikler yapıp tamamıyla FIBA'dan bağımsız bir bu da ile bir şey oluşturdu aralarında. İhtilaf. İhtilaf oluşturdu ve o günden beri de bu ihtilaf devam ediyor. sonuçta FIBA şeye bağlı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ve dünyadaki basketbol organizasyonlarının hepsini yapıyor. EuroLeague ise bir kulüp bence. E Fiba'nın Şampiyonlar Ligi de şimdi levelını arttırıyor. Bir takım takımları çalmaya başladı. İyi bir levela geliyor Fiba Şampiyonlar Ligi verdiği gelirlerle. Böyle iki kupa gibi e, sanki ikisi anlaşıp birleşse çok daha iyi bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ama son tabii bir Fiba yönetiminde olmamın için veya EuroLeague yönetiminde oralarını bilemiyorum. Bizim federasyon olarak ikisiyle de çok iyi ilişkilerimiz olacaktır. Hem Eurolikten hem eee Fiba'dan yani onlarla bizim kötü ilişkimiz olması düşünülemez. Zaten hani Euroleague ayrı bir şirket olarak belki de onların içinde de yeni değişiklikler olacak. Olacakmış dönemde. galiba öyle evet, öyle şeyler konuşuluyor. Ee, ama FIBA kurumunu siz tabii ki bağlayıcılığı açısından daha yukarıda görüyorsunuz anladığım kadarıyla. E FIBA şu anda tabii dünyadaki basketbolun patronu FIBA şu anda yani. Peki ee... Ilave olarak sizin ekleyeceğiniz projeleriniz, yani bu seçimde yola çıkarken e, şimdi bir birkaç dakikamız daha var. E, yola çıkarken e, çıktığınız e, ekibinizden bahsetmek ister misiniz? Başka e, hangi isimler olacak? Bazı profesyonelleri söylemeyeceğim dediniz ama e, ekibinizde hangi isimler var? Bunlarla ilgili konuşmak ister misiniz? Projeleriniz. Son birkaç <laughs> dakikayı da size bırakmıştım. Şimdi ben basketbolla doğdum, basketbolla büyüdüm. E, Basketbolda oyunculuk yaptım. Menajerlik yaptım. Yönetim kurulu üyeliği yaptım. As başkanlık yaptım. Başkanlık bir de da e, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yani buranın her şeyinde bulundum. Burayı e, yönetecek, geliştirecek donanımda olduğuma donanımda olduğuma inanıyorum ben. E, seçimi de kazanacağımı düşünüyorum. Bunu da buradan açık açık belirteyim. Diğer adaylar da tabii ki belirtirler. Ee, ekibim olarak, e, yönetim kurulu olarak 3 kısma böldüm. Bir, iki, üç tane kuvvetli iş adamı, iki, üç tane eski milli sporcu, bir, iki tane bürokrat gibi böyle bir yönetim kurulu yapıyoruz. Tabii ki yönetim kurulu işleyiş... Bunun sebebi nedir? Yani iş adamı sporcu ve bürokrat olarak... E sonuçta sadece olması. burada spor yok. Sadece iş de yok. Sa Bürokratlar da lazım. Ankara'yla da sürdüğün ilişkiler var. Yani burada her görev dağılımı olacak. Her yönetim kurulunun bir görevi olacak. E yönetim toplantısında o verdiğimiz görevleri de gö ne kadar yaptıysa bize rapor getirecek. Çünkü sadece spor da diyemiyorsun artık. Bak seçimi de politika gibi yani. Seçimine de bir spor seçimi demek çok zor bence. Benim bu, duyduğum şeylerden sonra... O yüzden ben bu işi götürecek kualifiye de olduğuma inanıyorum. Bütün hayatımı Türk basketboluna verdim. Dediğim gibi bu basketbolu tekrar yukarı çıkartmak için hazırım. Burada üzüldüğüm bir taraf oldu tabii. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için ben başvuru yapmıştım FIBA'ya. Çünkü sonuçta 2010'da almıştık ve aradan 13 yıllık da bir zaman geçiyordu ve Cumhuriyetimizin de 100. yılıydı. Sen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı birebir de yaşamış birisin. Onun ülkeye getirdiği basketbol ekonomisini, heyecanını, gençlerin heyecanını canlı bir şekilde yaşadın. Burada yapılacak, hele Cumhuriyet'in 100. Ün, 100 ün yılında yapılacak bir Dünya Basketbol Şampiyonası, ülkedeki basketbolu bir, iki, üç adım daha sponsorlar açısında, ilgi açısından ileri taşıyacaktı. Bunun ben başvurusunu yaptım FIBA'ya. E, fakat daha sonrasında e, mevcut federasyon başvuruyu şey yaptı, İptal etti, istemediler. Çünkü Türkiye bu organizasyonu çok iyi yaptığı için FIBA zaten Türkiye'ye bunu verecekti. Şimdi başkası aldı işte Japonya'da, orada burada bir yerlerde oynanacak. Hem burada ev sahipliğimizde belki bir madalya kovalayabilirdik. Ülkedeki basketbol tekrar bir canlanır da ona üzülüyorum. Yani 2023 şampiyonasından vazgeçildiğine üzülüyorum. Son sözlerimi böylelikle... Harun Erdenay çok teşekkür ederiz. Son olarak 180 Nur abinin vefatı sonrası 179 anlıyorsun. delegemiz var. O delegelere sizin direkt olarak bir mesajınız var mı? Şimdi var. 3 tane aday var. Ben Basketbol Federasyonu Başkanlığı yaptım. Çoğu delegeler oradaydı. Hidayet Türkoğlu da Basketbol Federasyonu Başkanlığı 5 yıldır bu görevi yürütüyor. Erman abi belki birçoğu tanımaz ama Erman abi bence gelmiş geçmiş en büyük basketbolculardan biridir. 16 yıldır Fransa'da. Burada Türk basketbolunun geleceğini oylayacaklar. Türk basketbolunun geleceğini oylarken her kulüp kafasında bu hangi aday basketbolu daha ileriye götürür? Hangi aday daha tecrübeli? Hangi aday daha çok çalışacak? Bu işe daha çok gönlünü, hizmetini verecek diye düşünsünler, oylarını versinler. Harun çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür değerli e, vaktinizi bize ayırdığınız için seçimde de şimdiden başarılar. Teşekkürler. TBF seçim özel yayınlarımız devam ediyor. Harun Erdenay ile bugün Sayın Başkan Adayı Harun Erdenay ile birlikteydik. Ee, yayınlarımız yarın e, mevcut başkan Sayın Hidayet Türkoğlu ile devam edecek. Hoşçakalın.